birkaç ihtimal var burada. Bunlardan birincisi ve benim açıkçası en azından belli bir bölümüyle etkili olduğunu düşündüğüm belli cins silahların kastedildiği. Yani her iki bir mektupta ve açıklamada kastedilen silahların birbirinden farklı silahlara tekabül ettiği. Birinci listede daha ağır silahlar olabilirler. Mesela Amerika'nın Kürt gruplara verdiği, YPG, PKK'ya verdiği söylenilen Javelin füzeleri ve daha akıllı bir takım ağır mühimmat ve sistemlerle alakalı bir kaygısı var Türkiye'nin. Çünkü bu sistemler aslında bir düzenli orduya, özellikle de zırhlı harekat gerçekleştirebilen bir düzenli orduya karşı etkin bir direniş imkanı ve hatta kimi noktada saldırı imkanı veriyor bu söz konusu gruplara. Bir de hava savunma sistemleri var. Bunlara ilişkin bir envanterin sağlanacağından ve bunların geri toplanacağından söz ediliyor olabilir. Türkiye Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı'na yollanan mektuptaki liste bununla alakalı bir liste olabilir. Öte taraftan devam edeceği söylenilen silah yardımı ise daha hafif silahlarla ilişkili bir listeyi kapsıyor olabilir ifade olarak. Bunların içerisinde elbette daha ağır piyade silahları mevcuttur ama işte biraz evvel söylediğim gibi düzenli bir ordunun harekatını müşkül kılacak, engelleyecek veya caydıracak cinste bir silah sistemi bu ikinci listede olmayabilir. Yani yardımına devam edilecek silahlar listesinde olmayabilir. Bu bir ihtimal. Ben kısmen bunun en azından kısmen böyle olduğunu düşünüyorum. Fakat daha önemlisi Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye'nin Rakka ve sonrasına dair kamuoyuna yansıyanın çok ötesinde bir pazarlığı sürdürdüklerini ve bu pazarlığın da anlaşmayla sonuçlanmadığını, her iki tarafın bir diğerinin beklentilerine, o beklentiler listesi neye karşılık geliyorsa karşılık vermediğini düşünüyorum. Böyle olunca bu bir karışıklığa neden oluyor. Bir ikinci mesele de Amerikan sisteminin aslında şu anda ciddi bir sarsıntı geçiriyor olması ve Trump yönetiminin henüz bütün uzuvlarıyla birlikte yönetim mekanizmasına hakim olmamasından kaynaklanan bir yandan da bir kafa karışıklığına sahip olması önemli bir faktör gibi geliyor bana. Bu kafa karışıklığı tutarlı bir politikanın, bütünlüklü bir politikanın oluşturulup uygulanmasına, müttefikleriyle, bu arada Türkiye ile, en önemlisi belki Türkiye ile, çünkü Türkiye'nin sorunları var Amerika'nın Rakka operasyonunda zeminde kullandığı YPG, PKK unsurlarıyla haklı olarak. Bu noktada bir oydaşmaya, bir anlayış birliğine varmaya imkan vermeyen bir karmaşanın hüküm sürdüğü izlenimi veriyor bana. Böyle bir karmaşa sürdüğü müddetçe de Amerikan tarafının zaten pek de fazla Türkiye'nin önceliklerini gözetmeye eğilimli olmayan karar alıcılarının, özellikle Pentagon'da bulunan, şu anda Pentagon'da sorumlu mevkilerde bulunan, Rakka bölgesindeki harekatı doğrudan sorumlusu olan merkezi komutanlıkta görev yapan, bu Amerikan karar alıcılarının bir de bu karışıklığın ortasında Türkiye'nin öncelikleriyle çok da örtüşmek kaygısında olmayan bir siyaseti yürüttükleri bende kuvvetli bir kanaat.